servis ediyoruz. Kimler konuşuyor? Onun ortak olmalı. Öyle çok olmalı. Düğün sezonunun açılması, altın fiyatlarının artması ile birlikte imitasyon bu ürünlere ilgi arttı. Yaklaşık 3000 liraya satılan bir bilezik yerine 20 lira değerindeki bu altın bilezik gelinlerin kollarını süslemeye başladı. Yani tabii ki düğün mevsimiyle birlikte satışlarımızda bir artış oldu imitasyon gruplarında. Bu pandemi dönemi bitti, düğün salonları açıldı. Otomatikmen işe de yansıdı bu. Evet, altın fiyatları fazlasıyla arttı. İnsanların alım gücü azaldı. Bu sebepten dolayı da imitasyona rağbet arttı. En çok şöyle söyleyeyim, bilezik ve setler. Hani en çok giden grubum bu. Yani şimdi bilezik fiyatlarımız 20 liradan başlıyor, 45 liraya kadar artıyor. Ortalama 5-6 adet alıyorlar. Set fiyatları da üzerindeki taşa ve kaliteye göre işte 150 liradan başlıyor, 500 liraya kadar çıkabiliyor setlerde. Tabii burada imitasyonun kalitesi de önemli. Çok önemli tabii ki, yani bunlar da kalite. Kararma yapmayan, uzun vadeli, uzun soluklu kullanılacak ürünler bunlar da. Gerçek altınla bazen ayırt edilmiyor, nasıl oluyor? Yani evet, yan yana koyulduğu zaman birbirinden ayıran en büyük özellik ayarı. Bunların içinde herhangi bir ayar yok. Ama görüntü olarak neredeyse birebir. Tamamdır. Bunu anlatabilirim. Evet, yani insanların alım gücü fazlasıyla azaldı. Ya bir bilezik yapabiliyorlar ya iki bilezik yapabiliyorlar. Geliyorlar buradan işte 4 tane, 6 tane yanına imitasyon koyarak düğünlerini geçiriyorlar. Sizce hangisi gerçek, hangisi sahte? Yani bakıldığı zaman bu şekilde ayırt edilemiyor. İkisi de altın gibi gözüküyor. Bilmek zor. Size takılsanlar mısınız? Anlamak zor. Ancak bir kuyumcu olmak lazım. Sadece şu sahte, şu görmüş olduğunuz burgulu Adana burması dediğimiz ürün sahte. Bu ise gerçek. Ben aslında bunu diyecektim sahteye. Evet, biraz ağır geliyordu. Gerçek mi acaba dedim ama sahteymiş. Gerçek olduğunu mu düşündünüz? Evet, başta? Evet. Merhaba. Bunun merhaba. Hangisi sahte, hangisi gerçek? Ayırt edebilir misiniz? Şöyle. Şu sahte, şu gerçek. Bu sahte altın. Bu gerçek mi? Gerçek altın. Siz de yanıldınız. Niye öyle? Bu hafif. Bu sahte. Allah Allah. Ağırlığından mı alıyorsunuz? Ağırlığından evet. Size ağırlık. Size takılsa anlar mıydınız? Nasıl? Size takılsa, size hediye edilse anlar mıydınız? Yo, anlamazdım, bunu alırdım. Ağırlığından dolayı, ne bileyim renginden böyle. Ama bu hafif diye bunu almazdım. Bu nasıl alıyorsunuz? Mesela bu aslında. Elimde görmüş olduğunuz bu bilezik gerçeğine çok yakın. İmitasyon bir bilezik, gerçek bilezikle imitasyon bilezik arasındaki farkı bize 20 yıllık kuyumcu Fatih Bey öğretecek. Fatih Bey, bunun farkı nedir, nasıl anlaşılır? Şimdi tabii imitasyon bilezikle gerçek bilezik arasındaki farkı biz 2-3 şekilde belirleyebiliyoruz ama bununla ilgili mesela imitasyon bilezikte baktığımız zaman normal gerçek bileziğe göre daha hafiftir. Yani biz elimize aldığımızda bunu anlıyoruz. Fakat müşterinin bunu anlaması zor. Aynı zamanda imitasyon bilezik metal olduğu için kesildiğinde, yani ortadan kestiğinizde bu bileziğin içinde renginin sarı olmadığı, metal rengi olduğu görülür. Böyle de anlayabiliriz. Üçüncü bir bizim kuyumcuların genelde kullanmış olduğu mihenk taşı dediğimiz bizim bir taşımız var. Biz bu taşta test ederek bunu öğrenebiliyoruz. Nasıl test edebiliyoruz? Örnek olarak gelen bileziği test etmek istediğimiz ürünü buraya sürüyoruz mesela şöyle.
Böyle sildiğimizde görüyorsunuz ki burada bir iz oluyor. Yani bileziğin izi oluyor. Sonra bizim ayar suyu dediğimiz suyu bunun üstüne döktüğümüzde bu sefer bu bileziğin izi buradan kaybolmaya başlıyor. Silinmeye başlıyor. Burada silindiği zaman bileziğin aslında gerçek olmadığı, imitasyon olduğu ortaya çıkıyor. Eğer bu gerçek bir bilezik olmuş olsaydı ya da gerçek bir altın olmuş olsaydı, bunu sürdüğümüz zaman oradaki izde hiçbir değişiklik olmuyor. Aynı iz yerinde duruyor. Bu sefer bu bunun altın olduğu, herhangi bir sıkıntı olmadığını göstergesi. Peki son dönemde imitasyon karşı ürünlere çok fazla ilgi arttı. Gelin ve damat da ara sıra size böyle imitasyon ürün getiren oluyor mu? Yani çok sık olmamakla birlikte bazen böyle gelen bileziklerin içerisinde imitasyon olduğunu çok nadir olmakla birlikte karşılaştığımız ya da duyduğumuz oluyor. Kuyumculara gittiklerinde zaten orada kuyumcuda baktığında zaten imitasyon olduğu hemen belli oluyor. Onun da testini yaptığı zaman orada müşteriye de gösteriyor zaten. Müşterine bu ürünün imitasyon olduğunu, gerçek olmadığını söyleyerek müşteriyi bilgilendiriyor tabii.